Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ruhban. Hearts of Iron İtalya'nın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde biliyorsunuz Dünya Savaşı'nı bitirmiştik, İngiltere ile olan savaşımızı bitirmiştik ve artık Roma İmparatorluğu'nun diğer parçaları olan vatan toprağımız Türkiye. Suudi Arabistan çok şart değil ama oraya da alacağım arada kaynasın diye. Suudi Arabistan ve Irak bölgeleri olacak. Şimdi Türkiye'ye zaten Justify Wargoal'umuzu almıştık. Bu hazır. Savaş açmaya hazırız. Onun dışında zaten Sovyetler Birliği ile bir savaşa gireceğiz. Şimdi Türkiye'yi belki puppet olarak da alabilirim şimdilik. Neden diyecek olursanız, şimdi Sovyetlerle beraber savaşa gireceğiz. Yani bizim şu anki planımız şu, onu belirteyim size. Sovyetler Birliği'ni bitireceğiz. Sovyetler Birliği'ni bitirdikten hemen sonra direkt Almanya'yı bitireceğiz. Almanya'yı bitirmek birazcık kabız olacak biliyorum ama elimizden geleni yapacağız Almanya'ya karşı. Bu arada hala kanalı takip etmediyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şununla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Çok fazla altta yorumlar var. Aa, videolar çok kısa, videolar çok kısa. Şimdi arkadaşlar, Hearts of Iron Europa Universalis gibi değil. Yani hani boşta geçen bir zamanda yaptığımız çok bir şey yok. Evet, videoyu uzatabilirim. Ama savaş bittikten sonra yaptığımız çok büyük aksiyonlar olmadığı için yani bu size ne kadar hitap eder, ne kadar keyif alırsınız bunu kestiremiyorum. Ha, alta bir tane link bırakacağım, başa tutturacağım yorumlara. Oraya bir oylama başlatacağım. Straw poll başlatacağım. Hani sadece savaşlar olsun. Hani 10 dakikalık video olabilir, belki 24 dakikalık video olabilir, hiç belli olmaz. Böyle mi videolar olsun veya yoksa abi savaşlar olsun, savaşlardan sonra da işte elinden geldiğince uzat, ne bileyim git fabrika dik, onu yap bunu yap gibi garip bir şekilde uzatayım mı? Hani bu bilmiyorum size ne kadar keyif verir, ne kadar vermez emin değilim. O yüzden uzatmak hani konusunda biraz kafamda tereddütler var. Bununla ilgili lütfen alta yorum yapın. Yorumları gerçekten dikkate alıyorum. Ona göre çünkü kanalı büyütüyorum. Sizin sayenizde kanal bir noktalara geliyor. Sonuçta sizi dinlemezsem kanalın çok da büyüyeceğini zannetmiyorum. Sizin sayenizde ben YouTube'a başladığımda ilk koyduğum video 20 izlenirken şimdi sizin sayenizde 400 izleniyor. Çünkü siz beğeniyorsunuz. Bilmiyorum, belki arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz veya paylaşmıyorsunuz. O yüzden gayet güzel oluyor. Lütfen yorum atın. Ben de straw poll'a bir şey atacağım. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Türkiye'yi dediğim gibi belki puppet alırım. Belki direkt girerim. Hiçbir fikrim yok. Ama elimizden geleni yapacağız. Ordularımız hazır. Çok fazla zaten süreceğini zannetmiyorum bu savaşın. Yani çok seri bir şekilde biteceğini zannediyorum. Şuradan hatta özellikle İstanbul'a hızlı bir şekilde girersek her şey çok rahat olur gibi geliyor. Şöyle. Ha pardon. Pardon. Hepsi yanlış plan. Biz niye Bulgaristan'dan sınır çektik İstanbul'a ya? İlginç. E peki bunlar niye yürümüyor? Yürüyün abi. Anlamadım. Herhalde elle yöneteceğiz bu kısmı. Yürümediler çünkü. Yani çok fazla dediğim gibi mukavemet görmeyeceğiz. Hatta Irak'a da bir Justify Wargoal'umuzu alalım. 475 gün. Çünkü Arabistan'a da alıyorum ya. Hatta Arabistan'ı iptal etsem. Ama şey gitti artık. Puan gitti. Neyse. Yani aynı anda şey yapsam mı diyecektim de puanlar yalan olur. Şimdi şuraya ordu girdi. Güzel. Şimdi şuradan tank birliği buraya. Piyade birliği buraya. Devam. İstanbul'a girebildik mi? Ya İstanbul'daki sınır dediğim gibi biz niye bu cepheyi Bulgaristan'dan bir cephe çektik? Ben onu anlamadım bu arada ya. Hani bu cephenin böyle olması lazımdı aslında. Neyse, olabilir. Arada böyle ufak tefek hatalar olabilir. Artık onu da yapacak bir şey yok. Buralarla çok ilgilenmiyorum. Adalarla falan. Zaten hızlı ve seri bitiririz gibi geliyor oraları. Şuraya bir girelim.
Sonra dağcılar şu yukarıya vursunlar. Hemen seri tık 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 her yere girelim abi. Ne kadar hızlı bitirirsek savaşı o kadar huzur dolu bir rahatlık yaşarız. Nükleer şeyi araştıracaktım. Reaktörleri araştıracaktım. Unuttum. Evet. Yani Türkiye'yi bu arada almak çok hoşuma gitmiyor. Yani hani Türkiye ile bir savaşa girmek çok hoşuma gitmiyor. Ama şimdi amacımız Roma İmparatorluğu kurmak olduğu için yani yapmamız gerekiyor. Bundan yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü bizim amacımız şu an burada Roma İmparatorluğu kurmak. Roma İmparatorluğu kurmak istiyorsanız da bunu yapmak zorundasınız. Ya yani hızlıca şu limanı aslında bizim şu tanklar çökerse diyorum. Çöktüğü an zaten şurayı komple ele geçireceğiz. Bak şimdi şöyle. Şu iki birlikte buraya gelsin. Şuradaki askerler zaten infilak edecek. İstanbul'a girebildik mi? Güzel. Siz buraya. Siz de buraya. Siz de şurayı zorlayın. Sonrasını hallederiz. Hatta siz şurayı zorlayın. Şu arkadaşla. Siz şöyle devam edin. Siz de İstanbul'a. Güzel. Evet, buradaki durum da belli oldu zaten. Takır tukur takır tukur. Şimdi amacımız şöyle komple şu bölgeleri alacağız. Daha sonrasında İran'la zaten bir işim yok ama belki İran'ı da alabilirim. Bu arada yorumlarda şey gördüm. Japonların Malaya'ya saldırma muhabbetini gördüm. O yüzden buraya full malzeme gönderiyorum. Hatta birazcık daha malzeme gönderebilir miyim diye düşünüyorum. Şimdi kalsın. Evet. 162. Tanklarımızı yapalım. 86 gün. Güzel. Bu arada bir şeyler inşa edince de bizden yana mı oluyordu? Bizden uzaklaşıyor muydu acaba? Şimdi kafamda onu hatırlamaya çalışıyorum. Yani bir şeyler yaptığımız zaman bizden uzaklaşıyor muydu bir millet acaba ya? Onu bir deneyeyim. Onu ben unutmadan bir deneyeyim. Çünkü hatırladığım kadarıyla şey vardı. Building yaptığımız zaman galiba bizden bize katılma şeyi hızlanıyordu. Hemen şuraya gelelim. Birkaç tane fabrika dikelim diyeceğim. Dikecek kadar yer yokmuş zaten. Anladım. O zaman supply yapalım. Çok da büyük bir supply yok ama olsun. Ha şu vardı ama galiba. Dur. Buyurun. Şimdi şunu yaptığımız zaman gayet güzel olacaklar diye düşünüyorum. Tamam. Zaten request yapıyoruz. O yönden de rahatız. Evet, İstanbul zaten düştü. Şimdi burası da düştükten sonra buradan açılmaya başlayacağız. Ankara'ya deseniz zaten Ankara'ya şimdi hızlı hızlı gidelim. Bu arada riskli bir hareket. Ankara'ya o şekilde gitmek riskli bir hareket. Pronto. Bu adam niye böyle gitmiyor? Bence gidebilir. Yani. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bize şuraya kadar aç abi. Yürü. Hadi bakayım. Aç bizi oraya kadar. Hop, Ankara düştü zaten. İstanbul'da düştü. Haliyle bir tek İzmir kalıyor. İzmir'i şu an şu askerle alamayız ama İzmir'e de rahatlıkla çökeceğiz. Formazione. Pronto, signore. Hızlıca şöyle gidebilirsin mesela ya. 11 birlik. Atam affet beni atam. Atam kusura bakma, Roma İmparatorluğu her şey büyük Roma İmparatorluğu için atam. Gözünü seveyim, kusuruma bakma atam.
Hepsi bu. Hepsi bu YouTube kitlesi için atam. Bunları suçlayabilirsin. Atam hepsi bunların suçu. Yorumlarda bir de uzun sürdür diyorlar atam. Vallahi benim bir suçum kabahatim yok. Vallahi kusura bakmayın. İhaleyi de size yıktım, yıkmış gibi oldum ama artık idare edeceksiniz arkadaşlar. Atam hepsi vallahi bunlardan kaynak. Yoksa biliyorsun yani beni. Asla böyle şeyler yapmam. Yani İzmir'de düştü gibi bir şey zaten. Ha, bu saatten sonra zaten şey olmaz gibi geliyor. Formazione. Öldürmüyoruz, esir alıyoruz. İlk kez öldürmeyip esir alıyoruz. Biliyorsunuz ben popta normalde öldürürüm. Bunlar esir. Görüntüde ölüyormuş gibi gelebilir ama öldürmüyoruz. Bunların hepsi esir arkadaşlar. Yani öyle bir şey yok. Hani öyle öldürme öyle bir şey yok arkadaşlar. Alalım ya, şey yapmayalım, hiç uğraşmayalım. Evet, güzel oldu bu arada. Şöyle. Şimdi Arabistanlı Irak'ı da alacağız. Bakalım. %32. Onlarla da işimiz bittikten sonra keyfimize rahatlıkla bakacağız. Buraya iki birlik yeter ya şimdilik. Şöyle bir... Hatta tek birlik bile yeter buraya ya. Gel. Sonra da Irak'a gireceğiz. Şimdi... Malaya ile aramız nasıl? Güzel. Annex'e doğru gidiyor Malaya. İyi, iyi. Problem yok. O buildingler de birazcık işe yarayacak muhtemelen. Hatta buildingleri şöyle yapayım ben. Çok altta kalmasınlar. Güzel. Yani mesela uzatma tekniği de budur arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani videoları bu şekilde uzatabilirim. Evet, her yere indirebiliyoruz şöyle güzel. Afrika'nın her bölgesine indirebiliyoruz şu an. Harika. Bu arada artık şey tankları üretiyorduk. Ne alemde abi? Medium tanklarımız 1K oldu. Daha da fazla üretmek istiyorum. Fabrika yapacağım. Şu an 15 fabrika oraya çalışıyor. Sayıyı arttıralım hatta şöyle. Yani çok ağır bir medium tank üreteceğim. Portekiz'i zaten alacağım. Malaya zaten bize gelecek. Malaya bizim olacak. Şeye ihtiyacımız kalmayacak. Komple onu da tüketeceğiz. Sovyetlerle Almanlar savaşa girdiği zaman hemen girmeyeceğim arkadaşlar. Yani benim olayım savaşa hemen girmek olmayacak. Birazcık bekleyeceğim. Almanlar bir girsinler. Almanlar girdikten sonra belki o mevzuya girebilirim. Ama şu an için değil. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben... bu hesapta yoktu. Ben ne... Ben İsviçre'ye ne zaman Justify War Goal aldım? Hiç hatırlamıyorum bunu. Şu an fark ettim bunu. Neyse, yapacak bir şey yok. O zaman hemen hızlı ve seri şu İsviçre'yi bir kuşatalım. Oradan Almanlardan giremeyiz. Şöyle yapacağız. Kendi topraklarımızdan. Ben hiç farkında değilim ya. Ben de diyorum ki niye 400 gün sürüyor Irak savaşı? Demek ki bu yüzden sürüyormuş. Hey. %18. Burası %50. İyi. Arabistan'ınki hemen geliyor. Hatta birazcık daha zamanı artık hızlandırabiliriz. Birazcık daha buradan konvoy üretimine katkıda bulunalım. Yani bu savaş zaten çok easy. Yani bütün İsviçre bankası artık bizim emrimize amade arkadaşlar. Yani İsviçre'de banka hesaplarınız varsa geçmiş olsun. Hepsini aldım. Ya paranız maranız varsa hepsi bende artık. Geçmiş olsun. Evet. YouTube izleyicilerinin İsviçre'deki banka hesaplarını soyan YouTuber Ruhban şimdi çayını koyup Alplerde rahatlıkla bu sahneyi izliyor. Alplerin tepesinde oturdu. İsviçre'nin çöküşünü izliyor. Böyle bir şey olamaz sayın izleyenler. Evet, medium tankımızın upgrade'i geldi. Dur, bir saniye bekle. Oyunu bir durdur. Tam
Toplarımız oho biz çok bu arada aslına bakarsanız teknolojide öyle aman aman da şey değiliz ha. Böyle çok kayda değer de bir durumda değiliz aslına bakarsanız. Peki bir şey söyleyeceğim. Alpleri niye geçemiyoruz? Ne yaptınız arkadaşlar? Bankalarınızdaki hesapları savaş şeyine mi çevir? Oha Amerikalı var lan. Bu Amerikalı ne ara girdi buraya ya? Nereden girdi bu Amerikalı buraya? Havadan paraşütle mi atladı? Ne yaptı? Tabii ki Almanya'yı çağırmayacağım savaşa. Öyle bir şeyim yok. Oha bir de buradan beni ittirmişler normalde. Çüş. Neyse buradan yarıyoruz bak. Si signore. Geliyorum geliyorum hiç şansın yok. Buradan yardıktan sonra zaten gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Bak iyi izle hop hadi geçmiş olsun. Hemen yürü 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 yürü. Hiç kendine gelmeden vurun abi. Sen de şuna vur. Yardım edemezsin. Zırta poz. Bu arada evet. Malaya'nın şeyi düşüyor. Harika. Evet Annex'e doğru gidiyoruz Malaya'da arkadaşlar. Annex'e doğru gidiyoruz. Ya yani özellikle yorumlarda söylediler. Dediler ki böyle böyle şey gerekiyor. Alman gerekiyor. Eğer almazsan burayı doldurduk mu? Japonlar savaş açıyorlar Malaya'ya falan diye. Biz de hemen dedim ki alalım bari. Öyle bir şey olmasın. Uğraşmayalım. Anti tanklar da yapacağım. Güzel buraya da girdik. Şimdi babacım şuraya gir. Hemen o araya gir. Güzel. Evet İsviçre'de. Aa! Abi burada asker vardı ama. Şurada. Saçmalık bu. Burada asker vardı. Saçmalık o. O net saçmalık bu arada onu söyleyeyim. Gir şöyle. Zürih'e doğru. Aa olmadı. Vur buraya. Vallahi yenmemiz biraz niyeyse şey oldu. Zorlaştı İsviçre. Yani cücük kadar şu ülkeyi yenemedik. Bu arada Amerika bakın bayrak değişti gördünüz mü? Nerede? Bak Amerika artık Free American Empire arkadaşlar. Free, Fire, Fire American Empire arkadaşlar. Verdiğimiz bütün faşizm gazı bence yetti arttı. Bence artık buslamaya gerek yok. Yeter bu kadar faşizm. E hadi abi. İtalya. Ay şey. Suudi Arabistan gazımızı da alalım. Suudi Arabistan zaten bizi zorlamayacak arkadaşlar. Yani Suudi Arabistan tükürüp geçeceğiz hemen. Hadi geçmiş olsun. Da yani biz Zürih'te niye bu kadar... Uçaklarım nerede benim? Ben şu uçakları Zürih'e getireyim diyorum ya. Hani bayağı çünkü... Sıkıntı yaşıyoruz ilginç bir şekilde. Gel abi uçaklar. Şurada 1600'lük yer var. Gel 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 hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Vurun abi Zürih'i. Zaten uçak getirmediğimiz kabahat yani. Niye getirmiyorsak uçakları. Ve benim istediğim bir şey vardı şimdi. Burada değil. Heh. İşte bunları hiç geliştirmek. 1940'lara geldik ve hala bu kısmı el atmadık. Hemen hızlı ve seri bu kısmı biraz el atalım. Artık uçaklarımı da getirdim. İngiltere'den. Yeteri kadar takıldılar orada. İngiltere 5 çayı, 5 çayı falan. Yeter o kadar. Benim çocuklara yeter o kadar 5 çayı. Artık birazcık kan dökme vakti. Şöyle. Buradan da Berne'ye gireceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Şuradan Zürih'i aldığın zaman aslında biliyorsun değil mi? Her şeyin rengi değişiyor. Şuraya vur. Şu askerler kıpırdayamasınlar. Ben Zürih'i aldığım zaman zaten bütün bağ kopacak. Hop geçmiş olsun. Hadi bakayım aslan. Hadi bakayım aslan parçası. Artık ölüm kapınızı çaldı. Şimdi en sevdiğim şey. Burada esir almıyoruz. Şu noktada esiriyoruz arkadaşlar. Burada katliam var. Burada bütün Amerikalı... Aa Suudi Arabistan düştü o arada.
Yani ben şey düştü zannettim ama Suudi Arabistan düşmüş. Hiç beklediğim gibi olmadı ya. Neyse. Geriye kalan zaten Irak kaldı. Irak'la da işimiz bittiği zaman Orta Asya bölgesindeki bütün olayımız bitecek. Ne kadar kaldı Irak'da? %44. Güzel. Evet, Zürih'le işimiz bitiyor. Burada bütün İsviçrelileri öldürüyoruz. Burada kıyım var. Burada kesinlikle kıyım var. Onu söyleyeyim. Hop 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 hop. Oradan adam kaçmasın. Oradan adam kaçmasın. Lütfen. Lütfen. Böyle bir şey yok. Şuradaki... Bir de İspanyollar kalmış sadece. Öldürür müsünüz İspanyolları? Rica ediyorum sizden. Ben burada bir İspanyol katliamı istiyorum. Teşekkür ederim. Merci. Merci buble. Artık gerisi de buranın bitimi. Bir dakika, dur 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 dur. Şuraya vur. Parsa parsa parsa. Vur vur parsa parsa. Berne'yi alın git. Berne'yi aldığınız an her şey bitiyor arkadaşlar. Berne'yi alın. 89, 90. Geçmiş olsun. Evet. Küçük savaşlar, ince savaşlar ama ihtiyacımız olan savaşlardı arkadaşlar. Şu an Almanya ile tek sınırız. Bu önemliydi bizim için. Almanlarla tek sınır olmak. Ve Almanlarla tek sınır olurken şu hazırlığı da yapacağım bakın. Bunu şimdiden yapacağım. Nerede? Çünkü Almanlarla gireceğimiz savaş biraz sıkıntılı bir savaş olacağı için... Bunu yavaş yavaş yapacağız. Yani zaten acelemiz yok. Hani fabrikalara öncelik vereceğiz. Ama bundan da geri kalmayacağız. Çünkü Almanların bize ne yapabileceğini hakikaten kestiremiyorum. Kestiremediğim için risk de almayacağım. Şöyle. Komple Alsace-Lorraine'i bildiğiniz bütün Avrupa yapacağım arkadaşlar. Nasıl bir sapıklık görüyor musunuz? İşte bu kaynağın, hatta oyuna devam et. Kaynak sapıklığı arkadaşlar, bakın buna biz kaynak sapıklığı diyoruz. Zaten buradan nehirden geçmesi de problem. Bir de üstüne şeyi geçecek ki yani. Geçmiş olsun yani Almanya'ya. Buralara ihtiyaç yok ama hadi yapayım buraları da. Buralar Sovyetlerle alakalı ama olsun. Şöyle boydan boya alsak sonra nasıl ama? Huhuu! Bu sapıklığın artık şey hali. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Hadi bakayım. Bu artık fantezi ama. Onu söyleyeyim. Bu fantezi arkadaşlar. Buna evet katılıyorum. Yani ne gereksiz şeyler yapıyorsunuz diyen diyenler olacak. Bu birazcık sapıklık. Ama dediğim gibi sonuçta buna öncelik vermeyeceğim. Yani... Bütün her şey bittiğinde ufak ufak. Çünkü sivil fabrikaları biliyorsunuz şey olarak çalışıyor mantık. Ne kadar çok sivil fabrikanız varsa o kadar kapsamlı bir üretim yapıyor. Hani bunları böyle arada bir tane iki tane yapsa bana kafi zaten. Fazlasına gerek yok. Ya buraya geçebilecek bir Alman ordusu yani lütfen rica ediyorum. Böyle bir Alman ordusu bence yok yani. Japonya-Filipinlere savaş açtı. Beni bağlamaz Filipinler. Biliyorsunuz ki. Ben buradan şurayı bir halledeyim. Şöyle. Tamam. Bence kafi. Yeter daha bu kadar da daha. Yani çüş. Gerisi artık gerçekten büyük sapıklığa giriyor yani. Gerek yok. Annex de geliyor. Annex'in de gelmesine az kaldı. Binaların işlenmesi gayet iş gördü bu arada. Çok hızlı bir gelişme gösteriyor. Uçaklara önem vermemiştim. Uçaklara önem vereceğim. Şu an veremiyorum. Farkındayım ama kesinlikle uçaklara da önem vereceğim. Şuradan. Naval bomber değil de normal fighterlar. Tactical bombardımanlar. Çünkü Almanları biraz da havadan döveriz diye düşünüyorum. Bakalım. Manpower'ımız biraz düşük. %5'i kullanıyoruz. Onu %10'a çıkartmaya başlayacağım ufaktan ufaktan. Şimdi değil ama ya. Şimdi değil. Birazcık bekleyelim. İlerleyen zamanlarda ona bir ayar çekeceğim. Kaynak ihtiyacımız varmış.
United State'den petrol alıyorum. Oo, anladım. Evet. Şimdi Malaya bitti. Değil mi? Tamam, bakın şu an bunlar benim bölgelere inşaata başladı. Öyle bir şey yok. Şimdi önceliğim birazcık daha sivil fabrika yapacağım. Şöyle bir sivil fabrika yapacağım. Çünkü zaten kaynağım yok. Yani military factory yapmak bana şu an bir şey katmayacak. İtalya'ya çok dokunmayacağım. Sebebi de şey, oralara belki naval yaparım diye. Ya da yapmam. Yani şu an deniz açısından beni yenebilecek tek ülke Japonya, ama Japonya'ya karşı savaşır mıyız, savaşmaz mıyız onu tam olarak kestiremiyorum henüz. Şimdi şöyle gördüğünüz üzere ağır bir sivil fabrika. Hatta Anadolu'yu ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Gel. Anadolu'da asla askeri olmayacak. Anadolu refah bir ülke olacak. Hadi bakayım. Sadece sivil fabrika abi. İş vereceğim onlara. Kıbrıs'ın, Mıbrıs'ın. Sadece iş vereceğim arkadaşlar. Komple. Hadi bakayım. Güzel oldu. Şimdi bu tabii ki şöyle yapacağız. Şöyle seri bir şekilde en yukarıya koyalım. Sivil fabrikalar bittikten sonra da full militeri yapacağız. Artık o militerilerle de üreteceğimiz uçaklar, işte ne bileyim, tanklar yok edecek. Bu arada şu an bu videoyu 30 dakikaya uzatmamın sebebi gerçekten sizsiniz. Normalde bu kadar uzatmazdım bu videoyu. İlla bu kadar uzun video, illa bu kadar uzun video yap dediğiniz için yapıyorum. Irak Savaşı'nı da bu videoya ekleyeceğim. Dediğim gibi aşağıya straw poll kuracağım arkadaşlar. Mesela bahsettiğim nokta buydu bakın. Savaş bitti ve şu an bunları yapıyoruz. Yani video içeriği bu şekilde olsun diyorsanız ona göre oy verin. Yani çünkü savaş bittikten sonra Hoi 4'te yapılabilecek başka gerçekten hiçbir şey yok. Yani Hoi 4'te şu yaptığım şeyleri yapıyorum genelde videonun dışında. Eğer siz de derseniz ki ha tamam bu okeydir. Tamam. Böyle yaparım, ama ben açıkçası sizin bunu istediğinizi düşünmüyorum. Bu arada Japonlar geliyor. Yani Japonlar inceden inceden bize geliyorlar. Yani hiç hoş değil bu. Bizim bir an önce şu Malaya'yı almamız lazım. Çünkü Japonlar gelirse çok uğraşacağız demek oluyor. Şuradan şunu yapalım. Ve şu an açıkçası Japonlarla ekstra bir cephe istemiyorum. Tank durumumuz ne alemde? Medium tankımız 4600. Artık şöyle bir ağır bir medium tank division'ı yapabiliriz. Bu benim piyade birliğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere piyade birliğim bu şekilde tasarlandı. Yani sizin de fikirleriniz varsa verin tabi. Ben bu şekilde kullanıyorum. Combat vidim 21. 20 olması ideal diyorlar, ama bu da gayet ideal. Hoşuma giden bir şey. Zaten bolca aracım var. Bol aracım olduğu için hastane, lojistik vesairem de var bakın. Şu 19.000 tane aracım var. Yani gayet idealim. Başka ne eklenebilir bilmiyorum. Combat weight bu arada yükselince ne oluyor gerçekten onu da bilmiyorum. Alta yorum yazın. Yani o detayı çok emin değilim. Şimdi buraya bir tank birliği yapacağım. Ağır bir tank birliği arkadaşlar. Şöyle. Normalde buraya şu motorizelerden değil de şey motorizelerden koymayı daha çok tercih ediyorum bu arada, onu söyleyeyim. Şu bakın. Benim tank birliğim. Bunun hemen yanına Recon. Tabii ki. Lojistik. Tabii ki. Sinyal. Tabii ki. Maintenance. Tabii ki. Ve Engineer. Şu şekilde bir tasarımım var tanklarla ilgili. Bakın bu da bu. Hemen buraya. Panzer yıkıcı. Güzel oldu. Evet, şöyle bir panzer yıkıcımızı yaptık. Gördüğünüz üzere gayet ideal. Yeni fighter uçağımız. Teknolojide geri kalmadan hemen. Nükleerde asla geri kalmak istemiyorum. Şu an bir sene var. Nükleer reaktör kurulduğu gibi, yani
o kurulma ekranı geldiği gibi kesinlikle direkt bir nükleer reaktör kuracağım bu arada. O konuda asla taviz vermeyeceğim. Çünkü istiyorum yani nükleer reaktörleri. Şimdi antitankları üretelim. Alman hazırlıkları. Bunların hepsi bu arada Sovyet hazırlığı değil. Onu söyleyeyim. Bunların hepsi Almanlara karşı yapmış olduğum bir hazırlık. Tabii ki Sovyetlere karşı piyadelerle bir şeyler yapacağız. Anlamadığım zaten biz niye Almanya niye hala şeye girmedi? Sovyetlerle savaşa girmedi onu anlamadım. Bekliyoruz hala. Bu arada sivil bakın sivil fabrikaları görüyor musunuz? Ülkede çok fazla sivil fabrika olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane işlemi aynı anda yapabiliyor. Bu da işte şeyden kaynaklı. Ülkedeki sivil fabrikaların çokluğundan kaynaklı. Benim bahsetmek istediğim de buydu. Ne kadar çok sivil fabrika, o kadar çok işlem. Hemen buradan uçaklara ağırlık verelim. Amerika'dan petrol almaya devam. Amerika'yı ben alacağım zaten yakında. Hani Amerika'dan petrol metrol alıyorum ama şimdi Amerika Japonlarla savaşta olduğu için çok da şey yapmıyorum. Hani diretmiyorum. Peki deyip geçiyorum yani. Evet, bu arada hemen şu araçlardan da üretmeye başlayalım. Fiat. Şöyle. Gelecek fabrikalar full şu fiyata çalışsın. Hatta fiyatı şöyle yapacağım. Ağırlık yapacağım. Ağır bir şekilde onu çözsün. Ve Irak Savaşımız. Ya Irak Savaşı instant bitecek. Ya 30 dakika beklemeye bile gerek yoktu. Yani bakın bu kadar bekledik. 3 saniye sonra Irak Savaşı bitti. Buyurun. Demokrasi dağıtmaya geldim Irak'a. Hadi geçmiş olsun. Bu kadar. Dokunmuyorum bile ya. Elimi bile sürmüyorum yani. Alsana bu adet. Evet. Şu an Roma İmparatorluğu'nu şöyle göstereyim, durdurayım oyunu. Roma İmparatorluğu'nun çoğu kısmını tamamladık diyebiliriz gördüğünüz üzere. Şimdi Hollanda, Lüksemburg, Tayrolar var. Onlar Almanların elinde. Bulgaristan, Portekiz, Belçika. Yani Bulgaristan Aksis'te, Belçika yine Almanların elinde. North Afrika bakın şu Control of French State Avrupa North Afrika diyor. Ve Middle yani East diyor. Mesela şurada yer kalmadı. Hepsi benim kontrolümde. Fransızların. Kuzey Afrika deseniz yine benim kontrolümde Fransa'nın. Hani burada neyden bahsediyor onu anlamadım. Hani British'inkini anlarım çünkü şuralar Almanlarda kaldı. Şu bölgeler. Hani onları Almanlardan alırız zaten. Ama Fransa neden öyle kaldı onu anlamadım. Yani hangi toprakları biz kaçırdık bilmiyorum. Artık bakacağız. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım uzun video hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Aşağıya Stropol linkini de bırakacağım. Lütfen oy vermeyi unutmayın ve yorum yapmayı rica ediyorum sizden unutmayın arkadaşlar. Çünkü o yorumlara göre ben şekil şukul yapacağım. Hani yorum yaparsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Şunlardan yapayım biraz ya. Bilmiyorum ben buraya biraz şöyle inşaat yapmaya devam edeyim. Güzel. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.